Mescidi Kıbleteyn. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret edeli 17 ay geçmişti. Şimdiye kadar hep Kudüs-ü Şerif'teki Beyt-i Makdis'e dönerek namazlarını kılarlardı. Bu sırada Yahudilerin ne acayip iştir. Dini bizden ayrı fakat kıblesi bizim gibi diye söyledikleri Resulullah Efendimize kadar geldi. Bu söylentilerden kalbi şerifleri incindi. Bir gün Cebrail aleyhisselam geldiğinde ona buyurdular ki, ey Cebrail, Allahü Teala'nın yüzümü Yahudilerin kıblesinden Kâbe'ye çevirmesini arzu ediyorum. Cebrail aleyhisselam da ben ancak bir kulum. Bunu Allahü Teala'dan niyaz et diye cevap verdi. Bundan sonra Bakara Suresi'nin 144. ayet-i kerimesi nazil oldu. Buyuruldu ki: Ey Habibim, vahyin gelmesi için yüzünün semaya doğru çevrilip durduğunu muhakkak görüyoruz. Bunun için biz seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Şimdi yüzünü Mescid-i Haram tarafına Kâbe'ye döndür. Ey mü'minler! Siz de her nerede olursanız, yüzünüzü namazlarda o tarafa çeviriniz. Şüphe yok ki, kendilerine kitap verilenler, bu kıble çevrilişinin, Rableri tarafından hak olduğunu elbette bilirler. Allahü Teala ise onların yapacaklarından gafil değildir. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda Rasulullah Efendimiz eshabına öğle namazını kıldırıyordu. Namazın yarısına gelmişlerdi. Vahyi alır almaz yönlerini Kâbe-i Muazzama'ya çevirdiler. Eshab-ı Kiram da Habib-i Ekrem Efendimize uyarak o tarafa döndüler. Bu mescide Mescid-i Kıbleteyn yani iki kıbleli mescid ismi verildi. Rasulullah Efendimiz Kuba'ya da gidip ilk yapılan mescidin mihrabını mübarek elleriyle yeniden yaptı ve mescidin duvarlarını değiştirdi. Kemali zatının nâtı anılmaz ya Rasulallah. Kalır levhu kalem, mislin yazılmaz ya Rasulallah. Senin methinde şirket eylesem, Mevla'ya mağdumum. Bu bapta cürmü isyana bakılmaz ya Resûlallah. Ne hakim ben ki, na şüste kalam derya yücudunda, habab-ı felak hiçe sayılmaz ya Resûlallah. Şafak veş her ki dağ ateşini aşkını açmaz gül-i maksut billahi açılmaz ya Resulallah Gubara asitanın pertevinden ab olan hatır Fıruyi pençeyi mihre kapılmaz ya Resulallah Ümit oldur ki galip çakeri evladı alindir. Güruhi ehli hüsrana katılmaz ya Resulallah. Şeyh Galip